Bu kadar basit. Evet. Bir gol bir asist. Kerem'e attırdı. Bir de kendine attı. Onu nerede, bazı insanların genetik yapısı farklıdır. Nerede anlarsınız biliyor musunuz? İkinci %100 Depar'da arka adaleyi bırakırsa. Öyle bir adale sakatlığı yaşamadı. Ya hiç yaşamadı. İşte hiç bırakacak gibi ya. Olunca o tip adamlar da oynamıyor. Oynamıyor. Evet, bravo. Sakatlıkları tamam, yaşadı hep galiba. Yok, bir antrenmanda bir geri pas verirken bir adale bıraktı futbol, da. Futbol hayat ne getirir sene bilinmez. Abi arka adaleyi bırakırsa. Demek fizik olarak hazır değil. Bırakmazsa kendini saklar. Ekonomik kullanır. Çünkü Icardi yani bu tatilden önceki dönemde de böyle ben size söyleyeyim yani Muslera'nın koşu mesafesi Icardi'den fazla olabilir. Hesaplandığında ya da kafa kafaya olabilirler. Türkiye'de en çok koşmayan golcü yani, kimdi abi? Tanju Çolak. En çok gol atan oydu. Icardi Prekazi'nin açıklaması var. Hiç yani, koşmazdı. Jardel de koşmazdı. Evet Jardel. İşi yapardık. Tamam, koşmak tamam önemli abi, değil. Sen, İcat yapmak. Sen senin için öldür. Başkası için değildir. Sonuçta futbolda bütün dinamikler, bütün detaylar önemlidir ama birinci şey değişmez. Koşacaksın. Tabii. Tamam mı? Ama yani birinci Icardi şey için değişmez. Geçerli değil bu. Mesela geçen kızdı Levent abi. Dözeli'nin röportajı sana da anlattım evet. Ya. Diyor ki Dözeli. O zaman Şampiyonlar Ligi devam ediyordu da. Majör liglerde oynaması çok mümkün değildi. Kimin? Icardi'nin. Inter'de gol kralı oldu İtalya'da. Şu an siz konuşuyor. Evet. Majör liglerde oynuyor. Majör lig değil mi İtalya? Hatırlatalım ama Gürcan. Tamam. O majör lig değil mi İtalya? Tamam abi ben Dözeli'ni söyledim. Ama ya kötü bir şey söyledim. Değil mi? Dözeli'ye katılmıyorum. Ya bana dedi. Ne abi Dözeli'den ya? Ondan sonra ama da diyor Galatasaray'da Galatasaray ona istediği iklimi hazırladı. Ha. Arkasını koşan oyuncularla. Doğru ama bu da doğru. Koşan oyuncularla doldurdu diyor. Tamam. Ne var bunda? Buna ne var işte Maradona Barcelona'da Halil 15 kere topla buluşmuş. Ne var dediğim ama. Maradona Barcelona'da başarılı oldu mu abi? Sen şimdi santraforunu eleştiriyorsun ki haklısın eleştirinde. Bir santrafor iç sahadaki bir maçta 15 kere mi topla buluşur? O takım Icardi'ye göre kurulmuş bir takım. Doğal olarak. Dolayısıyla öteki santraforu topla buluşturamıyor. Santrafor muhtaç oyuncu. Icardi'yi de buluşturamıyor. Bak, bu takım bu arada. Yalnız bir dakika. Icardi'yi de topla buluşturamıyor Galatasaray. Ben Okan Hoca da bir basın toplantısında bunu söylemişti. Icardi'yi daha çok topla buluşturmamız lazım demişti. O da itiraf etti. Biz de yazılarımızda tamam. Bunu yazıyoruz kardeşim. Icardi'nin farkı ne? Büyük oyuncu. Artık Kerem gibi bir partneri var. Oyun içinde bir ortağı var. O ona atıyor, ötekine topuk yapıyor, öteki oraya kaçıyor. Hissediyorlar, görüyorlar. Kerem'in farkı da dinamizm. Birbirlerini kendi içinde. Messi abi, gelmeseydi Paris Saint-Germain'e. Hayır, bana soruldu abi. Paris Saint-Germain'e Messi gelmeseydi oynamaya devam ederdi. Icardi Messi önünü kesti. Abi. Çok net. Hem büyük oyuncu, hem büyük golcü, hem de majör ligde oynayabilecek kapasiteye Arjantin sahip. Arjantin milli takımının şu anda açık ara orijinal ve tartışmasız santrfor Messi kardeşim. Oynatmıyor adamı. Messi oynatmıyor. Evet bu kadar basit ya. Hatta çok nettir yani bu. Avrupa basını bunun tartışmaya açık bir tarafı da yok. İddiaları vardır. Sen kendin Madrid demedin mi bunu? Geçti, Alex Anelka'ya topu atmadı, Nobre'ye attı diye. Doğru. Gördün mü? Her takımın kolladığı var. Kendi vatandaşı Nobre. Ama şöyle bir durum da var. Anelka'ya atmadı topu bir Gülcan maçta. Gülcan abinin haklı olduğu da şöyle bir taraf var. Biz haklı haksız tartışmıyoruz. Hayır hayır şöyle bir şey var ama abi. Yani benim mesela yazımın başlığı Icardi nerede? Abi çünkü özlendi bu adam. Ya Perşembe günü muhtemelen Ümraniye maçında tribünde olacak değil mi? Çarşamba gelecek adam maçta takımını izler diye düşünüyorum. O bile var ya, o bile ya tribünde maçı izliyor olması bile Galatasaray için bir moral. Icardi Galatasaray'ın çok başka bir şeyi oldu. Hani sadece golcüsü değil. Ya iki majör maçta adamı dağıttılar ya. İlk Beşiktaş başında adamın ayağına vurdular. Pozisyonu penaltı çalmadı hakem. Galatasaraylılar artık onu burada görmek adamın istiyor. Adamın topuğundan, tendonundan... Gezal'ın pozisyonu. Net penaltı ya. Bir de faul verdiler hakem. Bu nasıl futbol anlayışıdır? Evet Onurcuğum. De... İkincisi Ciku'nun yaptığı harekette. Adam boşuna mı yani? Şeye mi geldi? Levent abi bir de çalışma arkadaşlar. Hayır ya. Yumruğu geldi. Ne yumruğu abi? Ötekin kafasının üstünden geçiyor. Kroşesi geliyor. Adam kendini anlatıyor. Abi. İleride sorarsınız bunu Ciku'ya. Yani önemli değil. Sonuçta sakatlığı var. Ciku dediğin gibi Ciku da yanıt verebilir. O da gol atmış milli takımında biliyorsunuz. Evet. Kritik bir gole imza atmış ama galiba galibiyete etmemiş. 2-1 mağlup oldu. Yalnız o yeşil burun. Esas bomba görüntü verdik şeyle ilgili.
Davinson Sanchez. Nerede Davinson Sanchez? Hakikaten sakatım nerede? Diyordu. Evet. Değilim diyen Davinson Sanchez. Sanchez nerede? Okan Hoca'ya nerede abi hakikaten? Nerede? Hayır. Adam öyle dedi. Hiçbir bilgi doğru söylüyor. Davinson Antaman Sanchez niye çıkmamış, yok bilmiyoruz. Kendi ağzından duyduğumuz ne sakatı kim evet. sakat. Hayır. Evet. Oyuncak durumda değil. Hayır. Okan Hoca da kadroya almıyor. Ama kendisi de yok. Başka bir şey yok. Okan Hoca da benim. Yani Okan Hoca karar verecek oynatıp oynatmamayı. Ya Okan Hoca ayağını sıkar mı kurşunu ya? Baba bir şey var ama. Bir problem, bir problem var. Ben size şunu söyleyeyim. Bir problem var. Bence %100 Okan Hoca haklıdır. Tabii tabii. Bak açıklanmıyor. Geçen sene hatırlayın Gomis de oldu aynı şey. Aynı şey. Tamam mı? Söylemek zorunda kaldı en sonunda. Barış'ı oyuna aldılar. Bu evet, ben başlattım. Yokum gidiyorum dedi. En bilgi son... beklemez. Bir parantez açmam evet. lazım. Editörümüz Yusuf beni uyardı. Basın toplantısında Okan Hoca demiş ki hazırlıyoruz. Perşembeye kadar hazır olur. Kupa maçında, Ziraat Türkiye Kupası maçında oynatacağım demiş Davinson Sanchez'i. Ha. Bu da hazır önemli. Yeri açılmışken çünkü esnetmeyeyim. Çünkü şunu, hemen şunu çevresine şunu dediğini biliyorum. O olmadığı için oyunu arkadan kuramıyoruz. Hı hı. Bu da bize sorun yaratıyor. Onu görmek istiyor. Eğer verim alırsa, sakatlığın geçmişse, tam verimli hale gelecekse oyuncuyla diyalog kuruyor. Trabzon'da da Davinson Sanchez oynayacak. Ha, onu soracaktım. O da oynayacak. Şimdi Nelson evet. iyi oynuyor da. Evet. Nelson gayet iyi oynuyor bu arada. İyileşirse kim oynar Nelson, Trabzon'da? Nelson'un arkadan oyun için. Nelson kesicilik yapıyor. Arkadan oyunu kuramıyor. Galatasaray rakip sahaya yerleşirken abi, ama iyi topu oynuyor. Nelson'a veriyorlar. Ya fark etmez. Ben bugün Abdülkerim'i beğenmedim mesela. Aynen. Bak yok, benim yazarım var burada. Çok iyi. Ciddiyetsizdi. Hocaladı. Hiç oynamadı abi aynı görüşte. Ciddiyetsizdi. Çıplak gözle maçı hadi. Seyrederseniz. Bakın kötü veya iyi değil. Evet. Ciddiyetsizdi. Oyuncuyla uğraştı abi. Hep birebir o kaldı. Ya tamam uğraşsın abi. Getirmedik. Bir şey yok biz Abdülkerim'i pamuklara sardık. Milli takıma çıkmasında buradaki herkesin payı var. Orada... Abdülkerim'i Kuntz beyefendi milli takıma çağırmazken başa ağrıdı diye gönderirken hep sahip çıktık. Abdülkerim bu ülkenin bence şu anda en önemli stoperi ama bugün kötüydü abi bir garipti. 3 haftadır kötü. Bir maçta da kötü olabilir yani ne olacak? Bak 3 hafta diyor ama. Torreira da kötüydü yani. Torreira'yı iyi açtınız. Torreira kötü derken golde hatası büyüktü. Gene adam elinden geleni yaptı bence. İlk yarıda ama iyiydi. Oyundan da alındı. Yani yoruldu abi. Yarıda... Tete de oyundan alındı. Torreira alındı bir şey Tete oynadı mı ya? Ama Tete ıslıklandı. Tete oynadı mı? Islıklandı. Valla ben 3 tarafı Zaha, Tete ve Halil'in Murat sahada olduğunu görmedim. Oynadılar mı abi onlar? Galatasaray 8 kişi oynadı. Net. Bakın Galatasaray, Kayseri'yi o yüzden eleştiriyorum ben. Daha eleştirmedim ama Kayseri Spor bugün 8 kişi oynayan bir takıma yenildi. Şaka değil ha. Ki benim çok beğendiğim bir takım transfer yasağı, gene transfer yasağı geldi. Arada bir transfer açıldı ama bir istikrar yakalandı ve Kayseri Ligi'nin bence kifayetli, iyi oynayan derli toplu takımlarından biriydi. Bir oyun bu kadar düşer bugün mi? Bugün 8 kişi oynayan bir takımı yenemedi ya Kayseri. Halil yok, Tete yok, Zaha yok. Abi çok özür dilerim. Şimdi bunlar bu kadar kötüydü. Endombele gözden kaçmasın. Ben bir ara 6 kişiyle izledim maçı. Bir ofiste. Bir ara durun Endombele izleyin dedim. Bir böyle 5-6 dakika sadece Endombele izledik. Zaman zaman kah güldük. Yani Galatasaraylı olanlar için ağlanacak hale güldük. 30 dakika ben hayatımda böyle bir fizik kondisyon, böyle bir cüsse görmedim. Adamın forması arkadan oynuyordu ya aşağı yukarı. 65 dakika sahada kaldı. Ya tamam şey ben de söyleyeyim. Kalıplı bir insanım hani. Ayak kemiklerim iri benim Gürcan sıkıntı abi. Sıkıntı varmış. Kayseri Gürcan abi benim kemiklerim iri biliyorsun. Kayseri Spor'un paylaşımını gördün mü? Ayak adelilerinde. Onu vereceğiz. Serkan ödemiyorum. Sıkıntı var. Ödem vermiş çünkü tedavi görüyormuş. Kayseri Spor'da Atilla Karaoğlan yüzünden maçı kaybettiklerini paylaşımını yapmış. Şaka herhalde bu da. Endişeye mal yok endişeye. Gazapizm'in şarkısı. Rapçi. Bir o paylaşımı ekrana verebilir miyiz?